Şimdi koskocaman bir hazırlığın ortasındayım. Yıkanan pirinçler, kaynayan kazanlar... Ne oluyor burada merak ettiniz mi? Hadi gelin hep birlikte öğrenelim. Sevgili seyirciler, şu anda Hatay Ovakent'teyiz. 1982 yılında Afgan Rus Savaşı sırasında ülkemize göç eden Özbek kardeşlerimle birlikteyim. Gördüğünüz gibi arkamda da yan tarafta da muhteşem, muazzam bir çalışma var. Niçin bu çalışma? Akşam düğünleri var efendim, düğünleri var. Ve düğünlerinde olmazsa olmazlardan dünyaca ünlü, bakın dünyaca ünlü diyorum, Özbek pilavı yapıyorlar. Ben hayatımda böyle bir kazan görmedim. Kazan mıdır bu, tencere midir, bu, nedir? Kazandır. Büyük bir kazan. Büyük bir kazan. Düğün kazanlarıdır bu. Düğün kazanıdır. Peki evet. Niye böyle, kaç tane var bunlardan? 4 tane kazan bunlardan var abi. Bunlardan 4 tane kazan var. Şimdi 4 tane kazan, dördüsüne de pilav yapıyoruz. Dördüne de pilav yapıyorsunuz. Kaç kilo çıkıyor bundan? Bunun her birisinde 30-35 kilo pilav olur. 30-35 kilo bir evet. Kazandan pilav çıkıyor maşallah. Evet. Düğün kalabalık herhalde. Düğün kalabalık. Şimdi 4 tane 5 tane camimiz var burada. Evet. Köyümüzde. Bu öğlen namazında çıkışında bütün milleti davet ediyoruz. Evet. Onlara ikram ediyoruz yemekleri. İkram ediyorsunuz. Biraz yapılışından bahsedelim. İçinde neler var? İçinde ilk önce yağı koyuyoruz. Evet. Yağı koyduktan sonra soğanı koyuyoruz. Evet. Soğanı koyduktan sonra da eti koyuyoruz, kavuruyoruz hepsini. Evet. Havuçla beraber bir saat falan, bir buçuk saat falan kavuruyoruz. Kavurduktan sonra suyunu atıyoruz. Eti pişmesini bekliyoruz. Sevgili seyirciler, hemen şurayı göstermek istiyorum size. Hemen altını göstermek istiyorum. Bakın. Otun taylanır bronzu. Şimdi burada iki tane bölüm var dedim ya. Ustalarımız burada bu kepkillerle karıştırırken yemeği, bir yandan da diğer arkadaşlarımız habire fırına ne atıyorlar? Odun atıyorlar. Odun atıyorlar efendim. Odun attıkça alttan tabii harmanlı mı harmanlı bir alev yükseliyor. Bu alevi en iyi hissedenlerden bir tanesi de benim. Şöyle bir gösterebilir miyiz? Şöyle. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Maşallah, maşallah. Bu ne eti? Bu koyun eti. Koyun eti? Evet. Koyun etinin neresini kullanıyorsunuz? Koyun etini komple biz kemikli olarak kullanıyoruz. Komple kemikli olan. Evet. Allah'ına kurban senin var ya, öyle güzel anlatıyor ki ter içinde kalmış. Maşallah çok zahmetli. Şimdi, havuçlarımız geldi. Havucunu katacağız. Havucumuzu katıyoruz. Kat abi. Havucumuz da katıldı. Havucu da attık. Havucu da beraber etle, soğanla beraber hepsini kavuracağız. Kavuracağız. Kavrulduktan sonra suyunu atıp bırakacağız. Harika. Peki abi, Özbek pilavının böyle dünyaca meşhur yapan nedir ya? Abi içindeki malzeme, meşhur yapan içindeki malzeme. Malzemesi bulunca yemek çok lezzetli olur abi. Abi seni tanıyalım. Evet, ben Halim Rahmani. Halim abi, sen abi. Kaç senedir bu pilavdan yiyorsun? Abi ben dünyaya geldim. Yani dünyaya geldiğimden beri, kendimi tanıdığımdan beri benim bu yemeği yiyorum yani. Bizim kulturumuzdan kalan bir yemek. Şimdi bunu karıştırmazsak olmaz çünkü altında cayır cayır ateş yanıyor. Evet. O karıştırmazsak yanar bu. Peki kaç kişilik olacak? Kaç kişilik olacak bu? Abi bu en azından her kazan 200 kişi, 500-600 kişiye yemek olur. Her kazandan, şimdi bu kazandan 200 kişi yemek evet. Mi yiyecek? Şimdi 4 kazan olursa 8 kişi, 708 kişiye çıkacak. Sevgili seyirciler, bakar mısınız? Evet. 700-800 kişi işte bu gördüğünüz kazanlardan yemek yiyip doyacak. Allah'ın izniyle değil mi? Doymadan evet, kalkmak evet. Yok. Harika. Karın doymadıkça sofradan kalkmaz yani. Şimdi Zeki abi, sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi bunu çevremde hep erkekleri görüyorum ve erkekler hazırlıyor galiba bunu. Evet. Özbek pilavını erkekler mi yapar? Şimdi bizim düğünlerimizde erkeklerin eğlencesi, pilav yapması, diğer işler yapması ayrı olur. Öyle mi? Bayanlarınki ayrı olur. Bayanlarla erkekler birbirine karışmaz yani. Onlar kendi aralarında eğlencelerini falan yaparlar. Biz de kendi aramızda bu biz şekilde eğleniriz. Biz de böyle eğleniyoruz. Evet. Harika, çok güzel. Bir de bu eğlenceli galiba anladığım kadarıyla. Evet. Biraz tabii terliyor insan, biraz tabii yorucu canım. Zahmetli ama. Her işte terlemek lazım. Buraya ne zaman geldiniz Zeki abi? Biz 1982'de geldik. 82 Türkiye'ye yılında geldiniz. Evet. Tabii yani hiç hatırlamak bile istemediğimiz bir savaş sonucunda değil mi? Evet. Buraya geldiniz. Evet, Afganistan'da Rus savaşı olunca. Biz bayağı şehitler verdik Afganistan'da, akrabalarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi kaybettik. Ondan sonra da çıkmak zorunda kaldık. Evet.
Ve 1982'den beri bir fiil buradasınız. 1982'den beri Türkiye'deyiz, Hatay'dayız. Yani. Bu Özbek halkı Türkiye'deki kaç kişi tahminen? Türkiye'de sadece burada 10 bin kişiye yakın Özbek var. 10 bin kişiye yakın Özbek evet. var. Ama kişi. Gerçekten kültürünüzü de bırakmamışsınız Kültürü efendim. Bırakmadım. Burayı yaşatıyorsunuz gerçekten. Evet. Ve ben gördüğüm 7'den 77'ye. Evet. Sevgili seyirciler. Genç, çoluk, çocuk, bay, bayan demeden burada Özbek kültürü yaşıyor efendim. İşte onun en önemlilerinden bir tanesini de çekmek için geldik evet. buraya. Özbek evet. pilavı. Özbek pilavı, evet. Özbek pilavı için kullanılan koyun eti bol yağda kızarıyor. Bir yandan da ufak ufak diğer malzemeler ilave ediliyor. Halim abi. Efendim buyurun. Ne yapıyorlar? Abi bunu suluk atıyor abi. Yanmasın diye. Evet. Şimdi suyunu katmadığı zaman böyle ateş cayır cayır yandıktan sonra bu şeyde etler var ya sertleşiyor. Ondan sonra biraz sert olur. Biraz cozumlamaya başladı ama. Su katınca ama yumuşar. Sevgili seyirciler, yanmaması lazım. Karıştırıyoruz Özbek pilavımızı. Çünkü akşama 800 kişilik değil mi? 800 kişilik bir davet var efendim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi pirinçlerimizi dinlendiriyoruz değil mi? Evet. Zeki abi. Pirinçlerimizi bir saat oldu suda bıraktık, dinlendirdik. Evet, bir saattir bir saatten suda sonra bekliyor. Suyunu döküp demleyeceğiz. Özbek kardeşlerimizin burada hala geleneklerini devam ettirmesi gerçekten çok güzel. Özellikle bu muhteşem pilavı hala yapıyor olmaları da benim için ayrı bir önem taşıyor. İlk tepsimizi attık. Evet evet. Hadi bismillah. Gerisine geliyoruz. İlk tepsi atıldı. Suda bir müddet bekleyen pirinçler artık iyice pişmiş olan etlerin üzerine dökülüyor. Zeki abi, burada her hafta düğün oluyor mu? Her hafta oluyor. Bazen haftada 2-3 tane düğün oluyor burada. Kazana yeteri kadar pirinç ilave ediliyor. Pirinç bir süre etle birlikte kaynayacak. Ardından pilav demlenmeye bırakılacak. Atıyoruz şimdi. Kimyon atılıyor. Evet. Mis gibi koktu ya Zeki abi. Evet. Yemeğin tadını değiştiriyor bu. Değil mi? Evet. Ya Zeki abi, ben hayatımda ilk defa bir pilavı böyle 9 kişi yaparken gördüm. Yani bu da benim için büyük bir deneyim oldu şu evet. anda. Buna el birliğiyle evet, çok kişi olması lazım. Aldık evet. hemen tartıp koyun. Ya bunu tek kişi yapmaya kalksan bir kişi, iki kişi yapamaz bunu. Yani bu kadar zahmetli bir iş olur mu demeyin. Olur. Niye olur biliyor musunuz? Çünkü tadını alan vazgeçemiyor bu Özbek pilavından. Bakalım bu kadar zahmete değecek mi, hep birlikte göreceğiz. Baharatları da ilave edilen Özbek pilavı piştiğinde nasıl olacak, beni bir merak sardı şimdiden. Ya pilavın tamam içine üzüm atılır mı demeyin. Atılıyor burada. Kuru üzüm atıyoruz evet. Kuru üzüm atıyoruz pilavın içine. Haydi bismillah. Ortasını boşaltın, ortasını. Abi senin görev ne? Abi benim görevim bu aşpazlara yardım etmek. Evet. Sen üzümcü müsün burada? Evet. Güzel. Sevgili seyirciler, kenarına hamur koyuyorlar, hamurla sarıyorlar ve dinlenmeye bırakıyorlar. Görüyorsunuz çok farklı bir usul. Tüm malzemesi konulan pilav demlenmeye hazır. Allah! Yapamadım. Zor bir iş. Sevgili seyirciler, bunu niye yapıyorlar? Buharı kaçmasın diye yapıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi 1000 yıl önce bu pilav nasıl yapılıyorsa 1000 yıl sonra da gördüğünüz gibi aynı şekilde yapılıyor. Evet, kapağımız kapanıyor. Haydi bismillah. Kapağımızı kapatıyoruz. Taşı ne yapıyoruz abiler? Taşı niye koyuyoruz? Çıkamayacak güzelim pilav içinden. Taşı koyun, biraz ağırlığı yapsın, kapağın üstünde. Pilav çıkmasın diye her şey yapıyor. Ya olur mu canım, biz pilav yemeye geldik abi buraya. Seni niye kapıyorsunuz bu taşlarla üstünü? Vallahi taşlar kapattı, bunlar damın olacak. Dile kolay. Tam 4 kazan ve 800 kişiye yetecek kadar pilav yapılıyor. Özbek pilavı gerçekten ama gerçekten çok zahmetli. Belki de düdüklü tencerenin atası olan hamur yöntemiyle kazanların ağzı sıkıca kapatılıyor. Altta yanan odun ateşiyle pilav birazdan hazır olacak.
Ve geldik büyük ana. Sevgili seyirciler 4,5 saattir bekliyorum. Bakın abartısız 4,5 saat oldu bekliyorum. Ve şu anda ezan sesiyle birlikte haydi bismillah dedik. Ve kazanımızı açıyoruz ama tabii açmadan önce yine bir çalışma başladı burada. Ve işte o muhteşem an. İşte Özbek pilavının işte o suyunu çekmiş son hali. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Evet, şimdi sevgili seyirciler, ezan okunuyor. Bunun içindeki etler alınacak, bir güzel ayıklanacak. Ben namazdan çıkan abilerimi buraya çağıracağım. Onlarla birlikte gelip afiyetle bu pilavın tadına bakacağız. Evet, gördüğünüz gibi üzerindeki üzümü aldık. Şimdi etleri mi çıkaracağız içinden? Evet, evet, evet. Evet, etleri çıkarma aşamasındayız şu anda. Ya tabii ben bu etlerin son halini çok merak ediyorum. Bu tarafa, bu tarafa geçin. Yani yaklaşık 4,5 saattir pişen bir et var burada. Aman yarabbim, şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu nedir abi? Damada özel işte. Ha bir dakika, şimdi damada özel bir pilav mı yolluyoruz şimdi? Evet. Bu bir gelenek mi burada? Önce damat mı tatıyor bu pilavı? Tamam damada yollayalım o zaman. En güzel yerini vermişsiniz ha. İyi hadi bakalım. Dün. Daha çok. Bana da ayırdınız değil mi? Tabii. Size özel. Peki, tamam o zaman. Şöyle bir etleri göstermek istiyorum sevgili seyirciler. Bakar mısınız şuraya? Dumanı üstünde tütüyor. Yumuşacık. Yani eti atarken içine dağılıyor. Evet evet. Lokum böyle gibi. Bir et. Lokum gibi. Meşhur Özbek pilavı artık son halini almaya başladı. 4 saatten fazla bir süredir piştiği için iyice lokum kıvamına gelen et kemiklerinden bir güzel ayrılıyor. Namazdan çıkan cemaat düğün sahibi tarafından düğüne çağrılacak şimdi. Toyga var ya toyga, komnat. Camın arkasına. Komnat camın arkasına toy var. Birazdan düğünümüz var. Evet. Orada hepinizi bekliyoruz. Pilavımız hazır, Özbek pilavımız hazır. Adam koymayı konuştur abi. Herkesi bekliyoruz efendim. Davetliler için Özbek pilavı küçük tabakları alınmaya başlandı bile. Üzerine bir parça et ve ekmek konulan pilavlar davetlilere dağıtılıyor. Buradan gelen pilavlar burada üzerine et konarak, üzüm konarak servis ediliyor. Bir de ekmeğimiz var. Şöyle alabilir miyim bir tanesini? Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız şu güzelliğe? İşte bu ekmeği de üzerine koyup daha sonra servis ediyorlar. Bir sofra kuruyorlar. Güzel mi güzel. Şimdi birazdan tadına varacağım. 4,5 saattir bekliyorum. İşte şu anda pilavımız geldi. Üzerine ne yapıyoruz? Evet, etimizden koyuyoruz. Kuru üzümümüzden koyuyoruz. Ve bu şekilde servis ediliyor. Müthiş. Özbek pilavı benim de pek de alışkın olmadığım üzere elle yeniliyor. Ben dener miyim bilmiyorum. Düğün evinde şu anda üst katta terasta böyle güzel mi güzel bir hava esiyor burada. Rüzgar esiyor ve başkanımla birlikteyim. Abilerimle, kardeşlerimle, herkesle birlikte buradayım. Ve bu muhteşem pilavın tadına birazdan bakacağım ama öncesinde başkanıma dönmek istiyorum. Biz buraya 1982 yılında geldik. Evet. O zaman tabii 5 ila getirildi Pakistan'dan, Afganistan'dan Pakistan'a gelen Özbek Türkleri olarak Türkmen, tüm soylular yani tüm Türk soyluları evet. Pakistan'dan hemen hemen tahmini olarak 5000 kişi buraya getirildi. Evet. Sadece buraya değil, Şanlıurfa, Tokat, Kayseri, Gaziantep. Ama çoğunluk Hatay, burada herhalde değil mi? Çoğunluk burada tabii. Ve çoğunluk, başkanım ben gördüğüm kadarıyla kültür devam ediyor. Kültür hiç bitmemiş. Tabii. Günümüzde artık misafirperverliği bir kenara bırakın, komşuluk bile kalmadı büyük şehirlerde. Ama burada işte Özbek halkı kültürlerine o kadar bağlı ki ve birbirleri arasında o kadar büyük dayanışma var ki bizi o kadar güzel ağırladılar ki burada. Ben en önce özelliklerinizden bir tanesi olarak misafirperverliğinizi koyuyorum buraya. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok iyi ağırlandık. Doğdukları topraklardan kilometrelerce uzakta olan Özbek kardeşlerimiz burada öz vatanlarındaki gibi yaşamaya devam ediyorlar. Efendim tabii biz konuşmaktan sona kaldık.
Gördüğünüz gibi bütün cemaat, bütün ahali dağıldı. Ama başkanım sağ olsun benimle birlikte şu anda bu lezzetli yemeğin tadına bakacağız. Evet, ben biraz etinden de almak istiyorum başkanım. Tabii, buyurun etinden de alalım. Elle yiyeceksin diyor abim bana. Abim, alışamamışız. Mecbur ama deneyeceğim. Söz veriyorum, deneyeceğim. Bu arada muazzam bir et var. Ağzını dağılıyor. Ve bunda tabii 4,5 saat etin pişmesinin payı var. Geleneklerini günümüz dünyasına rağmen korumak için gayret eden Özbek halkı, misafirperverlikleriyle, sıcaklıklarıyla ne kadar aynı, ne kadar da yakın olduğumuzu bizlere hatırlattı adeta. Böyle düğün adetleriyle de birlik beraberliklerini korumak için daima gayret gösteriyorlar.